biraz böyle toplumu anneler, babalar, anneanneler, dedeler hepimiz bilim için teşvik etmemiz lazım diye yani düşünüyorum. Şu Alev Hanım, şu çok önemli. İnsan faktörü, evet robotlar mesela yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 20 yıllık süreçte neredeyse hayatımızın %47'lik, %50'lik kısmı, yarısını robotlar yönetecek. Yani robotlar, yazılımlar, otomasyon sistemi, ama şu var. Robotları da sonuçta yapan, yapay zekayı da yapan insan faktörü. O yüzden düşünce çok önemli. Yani biz biraz daha sorgulayıcı, eleştirel bakabilen, böyle yani bu da çok iyi bir örnek aslında. Yani çocuklarımızı rahat ya bırakmamız lazım. Tabii ki evi yakmayacak çocuk deneyi evet, yaparken ama tabii öyle. Kontrollü. Ama soru sorduğu zaman, yok onun sırası değil, dur falan dediğiniz zaman çocukların merakları yani şey oluyor, yazık oluyor değil mi hocam? Tabii ki. Yani ne kadar mesela çocukları düşünce anlamında söylüyorum tabii ki, baskılamasak, siz de çok iyi ifade ettiniz. O zaman yeni fikirler doğuyor. Yani bakın mesela özellikle Amerika'da işte çok böyle düşünce kuruluşları söz konusu ve beyin fırtınaları yapıyorlar. Mesela felsefe orada çok çok önemli. Çünkü yeni fikirler tartışılarak, düşünerek, sorgulayarak ortaya çıkıyor. O yüzden eleştirel bakış açısını biz ne kadar eğitim sistemimize oturtursak, o zaman teknolojiyi daha üreteceğiz. Yani Endüstri 4.0'dan bahsediliyor. Mesela Almanya'da bu çok ileri boyutlara gelmiş durumda. Orada dediğim gibi birazcık daha öğrenciler rahat bırakılıyor. Birazcık daha böyle sorgulamaya, eleştirel bakmaya yönelik eğitim sistemi söz konusu. O zaman zaten biz yüksek teknoloji ürünleri zaten üreteceğiz. Çünkü bizim çocuklarımız, gençlerimiz inanılmaz girişimci. Yani evet, bakın mesela bizim gençlerimiz burada, pırıl pırıl gençler. Yani o kadar şeyler ki, bilinçliler ki, araştırmışlar etmişler, öyle karar vermişler. Yani gençlerin yollarını tıkamayıp açmamız lazım. Evet.